Evet değerli izleyenler, bugün Esenyurt'ta yolcu şirketler grubunun açılışındayız. Tabii yine birbirinden değerli misafirleri yalnız bırakmıyor. Yine Van deyince aklımıza Ekrem Eralmaş geliyor. Değerli başkanım da katıldı. Tabii pandemiden önce kaç senedir görüşemiyorum. Birçok kişinin ismini bazen unutabiliyorum. 81 ile gezdiğim için unutmamak da elde değil. Evet değerli başkanım, bugün çok güzel bir açılış var. Ne söylemek istersiniz? İbrahim kardeşim, öncelikle sizi gördüğüm için çok mutlu oldum gerçekten. Demin de söylediğiniz gibi pandemiden sonraki ilk buluşmamızdır. Sizleri gördüğüm için çok mutlu oldum, bunu söyleyeyim. İkinci bir konu, bugün bizim çok kıymetli, çok değerli, değer verdiğimiz kardeşimiz Yolcu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Sami Yolcu kardeşimizin 3. şubenin açılışı vardır. Sağ olsun bizleri de davet etti. Bizler de katılım sağladık. Rabbim Yolcu inşaatın gayrimenkulun onlara bol kazançlar nasip etsin Rabbim. Şansları, bahtları açık olsun. Sami kardeşime ve diğer kardeşlerine başarılar diliyorum. Yolları, şansları, bahtları açık olsun kardeşim. Sağ olun, var olun. Evet Musa Başkanım, siz de katıldınız bu güzel açılışa. Ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Tabii Yolcu İnşaat'ın, Yolcu kardeşlerin bu güzel günde bizi davet ettiği için kendilerine teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten bu tür şeyler çok önemlidir. Yani hem istihdamı sağlaması, hem insanlara daha güzel bir hitap edilmesi. Bu tür şeyler tabii ki çok gerekiyor. Onun için gerçekten de bu yolcu kardeşlerimiz, özellikle yönetim kurulu başkanı Sami Yolcu'ya burada teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiler, biz de davete icap ettik. Hayırlı olsun diye. Evet değerli izleyenler, açılışımıza birbirinden değerli iş insanları katılmaya devam ediyor. Yine yanımızda çok değerli bir abimiz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Mahmut Arat, Muş Korkut doğumluyum. Dava Partisi Esenyurt ilçe kurucusu ve gönüllüsü üyesiyim. Arkadaşın daveti üzerinde buradayız. Destek olmak için buradayız. Allah hayırlı ve bol kazancı nasip etsin inşallah. Evet, bugün çok güzel bir açılış var. Evet. Ne söylemek istersiniz açılışla ilgili? Açılışla ilgili arkadaşlar başarılar diliyorum. Allah herkesin emeğine göre halal kazanç nasip etsin. İnşallah hayırlısı olur. Esenyurt'umuza, halkımıza faydası olur. Topluma faydalı bir iş yeri olur inşallah. Hayırlı kazançlar diliyorum. Evet başkanım, bugün çok güzel bir açılış var. Sizler de katılın. Ne söylemek istersiniz? Evet, ben Esenyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yürsel Doğan. Esenyurt'a hoş geldiniz. Show TV olarak. Sizler de hoş geldiniz. Esenyurt'ta bugün açılışını yaptığımız, gerçekleşecek açılıştaki yönetimdeki Sami Yolcu benim yönetimimde, Şahin Bey benim yönetimimde. Biz burada esnafa kredi veriyoruz. Esnafı ekonomi olarak destekliyoruz. Çok güzel. Ve Esenyurt'un özelliği, güzelliği şudur. Esenyurt'ta ekonomi tüm Türkiye genelinden çok çok önünde. Nedeni de şudur. Emlak zengini, gayrimenkul zengini Esenyurt'ta hala bu devam ediyor. Esnaflarımıza verdiğimiz krediler çok şükür zamanında geri dönüyor. Açılışlar oluyor. Birine de siz şahit oldunuz. Evet. Öyle kriz miriz lafı benim için geçerli değil. Biz pandemi sürecinde de Esenyurt'ta aynıydık. Bugün de aynıyız. Devletimiz sağ olsun, başta Cumhurbaşkanımız esnafının arkasında, sahibi. Biz esnafa ekonomi olarak çok düşük hazine destekli kredi veriyoruz. İşlerin büyümesini sağlıyoruz. Bugün de yeni bir işletme arkadaşların şube olarak açıyorlar. Ben onlara da başarılar diliyorum. Çok güzel bir ortam. Esenyurt kalkınıyor, Türkiye kalkınıyor. Biz esnafımızın yanındayız. Ben başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet başkanım, sizle de katılın. Ne söylemek istersiniz? Şahin Gültekin ben. Avcılar Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı. Başkanım. Aynı zamanda Avcılar Sivil Toplum Kuşları Platform Başkanı. Bu ekonomi krizi, pandemiye rağmen esnafımızın dirayetli azmi bizi mutlu ediyor. Yeni istihdam yaratmak, iş yapmak istemeleri bizi mutlu ediyor. Biz de esnafımızla beraber olmaktan şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz.
kendilerine başarılar diyorum, bol evet. kazançlar diyorum. Tabii bugün Muhammed Bey, Şerefettin Bey çok güzel bir yer açtılar. Onlarla evet. ilgili ne söylemek istersiniz? İşte onlarla beraberiz. Onları kutluyorum. Evet. Medeni cesaret gösterdikleri için. Çok sağ olun. Yeni iş istihdamı sağladıkları için. Diyorum ya, ekonomik krize rağmen böyle bir iş yerine en azından bugün 10 kişi buradan ekmek yiyecek. Beni mutlu ediyor bir vatandaş olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum ve yanlarında olmaktan da şeref duyuyoruz. Evet. Böyle bir günü eşlerimizi, dostlarımızı hepsi yanımızda görmekten bir yolcu ailesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Yolumuza inandığımız yolda devam ediyoruz, hep ilerliyoruz. Çok güzel. Evet, malum ülkemizde belli sıkıntılar olmuştur ama biz bunları aştık. Üstünden geleceğiz inşallah. Geleceğiz ve başardık ve yolumuza devam ediyoruz, büyümeye devam ediyoruz. Böyle bir günü de eşimizi, dostumuzu yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Herkese de başarılar diliyorum, yolumuza devam ediyoruz tabii inşallah. Bugün çok ciddi bir kalabalık var. İnsanlar tabii sizi çok seviyor. Çok sevdiği için de bugün çok ciddi bir kalabalık. Ne söylemek istersiniz? Eşiniz, dostlar? Yani çok şükür biz bu konuda mutluyuz. Bir yolcu ailesi olarak gönül vermiş bütün dostlarımıza, eşlerimize, Esenyurt'a, İstanbul'a. Biz de onları seviyoruz. Onlar da hep onların sayesinde büyüdük. Yolumuza devam ediyoruz. Herkesi de çok seviyoruz. Evet değerli dostlar. Nereye gitsem, hangi açılışa gitsem muhakkak Tarkan Kaya orada, başarılı iş insanı Tarkan Kaya'yla biz birlikteyiz. Yine bugün pazar, tabii dün ben İzmir'deydim, güzel bir program vardı. Bugün de Esenyurt'a geldik. Yine Tarkan Kaya yine bir açılışta. Maşallah arı gibi çalışıyor. Tarkan Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir açılışta hiç kimseyi yalnız bırakmıyorsun, ne söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Tabii biz bizim görevimiz dostlarımızla, hemşerilerimizle, bölgede yatırım yapan iş adamlarımızla bir arada olmak bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Öncelikle ekonomimize katkı sağlayan iş adamlarımızın yanında olmak bizim asli görevlerimizden birisidir. Evet, tabii devletimizin bu konuda yatırımların yapılması, ülkemize katkı yapması, devletimizin bugün işleyişi gün geçtikçe daha da artıyor, sanayimiz büyüyor. Çok güzel bir şey vardır, yani ekonomide ciddi katkılar yapan iş adamlarımız var. Hepsine başarılar diliyorum. Yolcu inşaata da başarılar diliyorum. Bu sanıyorum 3. şubeleri evet. oluyor yolcu inşaatın. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Siz baylar, bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz İbrahim Murat. Ben de her pazar günü Showtürk'te TV8 İnt'e sektörel program yapıyorum. Tabii bugün Esenyurt Kıraş'ta Yolcu Şirketler Grubu'nun 3. şubesi açılıyor. Çok değerli sahipleri Şerefettin Bey, Muhammed Bey çok güzel bir açılış yaptı. Tabii ben hayatımda ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum. Demek ki insanlara güzel bir şey vermiş. Değer vermiş ki bu kadar kalabalık olmuş. Evet, şu an aramızda olan Gürsel Doğan, Esenyurt Esnaf Kooperatif Başkanı, Şahin Gültekin, Avcılar Esnaf Kooperatif Başkanı ve Tarkan Kaya, AK Parti Avcılar İlçe Başkan Yardımcısı ve değerli başkanımız Musa Ünlü Var Özat Dernek Başkanı ve STK Başkanları, Deva Partisi kurucu Esenyurt Mahmut Arat, Esenyurt Milliyetçiler Oda Başkanı Nihat Akdoğan ve Mavi Marmara AŞ Başkanı Ramazan Gürler ve İlçe Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve heyeti iyi dileklerini bildirdi. Bu tabi katılamayan, iyi dileklerini sunan Küçükoğlu ve hayatı iyi dileklerini bildirdi. İstanbul 3. Bölge Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve hayat ve heyeti iyi dileklerini bildirdi. İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve hayati iyi dileklerini bildirdi. Esenyurt İlçe Başkanı ve Yönetimi telefonla arayarak iyi dileklerini bildirdi. Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek telefonla arayıp iyi dileklerini bildirdi. Muş Belediye Başkanı Feyyaz Ayşe telefonla arayıp iyi dileklerini bildirdi. Yine Muş Avcılar Dernek Başkanı Şahin Sarı iyi dileklerini bildirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
değerli hocamızı buraya alıp Yolcu ailesi olarak bizi çok mutlu ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ayrıca sağlık. Böyle bir işi Allah hepsine nasip eylesin inşallah. Hoş geldiniz tekrar diyorum. Sözü başkanıma bırakıyorum. Serkan Bey. Evet, değerli misafirler, değerli Esenyurtlular, değerli konuklar. Öncelikle Yolcu kardeşlerin bu yeni işletmesi Esenyurt'a, Kıraç bölgesine hayırlı ve uğurlu olsun. Allah bereketli, bol kazançlı günler nasip etsin. Esnaflarımız güzelliklerini yapıyorlar. Esnaflarımız her gün Esenyurt'ta yeni yeni esnaflar açılıyor ve katılıyor. Biz Esenyurt Esnaf Kevalet Kooperatifi olarak bizler Esenyurt'ta esnaflarımıza ekonomik destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız esnafın yanında, esnafa sahip çıkıyor. Biz de esnafımızın emrindeyiz. Bu işletmeler geliştikçe, büyüdükçe, çoğaldıkça iş, istihdam ve ekonomiye katkı sunuyor, KDV üretiyor. Bugün de burada yeni bir işletmenin açılışını dostlarla, arkadaşlarla birlikte paylaşıyoruz. Ben yolcu kardeşlerin kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu, ekonomide de işbirliğinde de bunu görüyorum. Allah birlik beraberliklerini daim etsin. Allah birlik beraberliklerini bozmasın. Ülkemizin ekonomik krizinden çıktık. Esenyurt çok şükür bunu en az atlatan ilçedir. Çünkü arkadaşlar Esenyurt gayrimenkul zengini. Esenyurt'ta para var, iş var, istihdam var. Kesinlikle ben katılmıyorum. Kim bu konuda muzdaripse, rahatsızsa ben Esenyurt'ta Esnaf Kabaret Kooperatifi olarak cevap vermeye hazırım. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli konuklar, değerli misafirler, cemaati Müslümin ihvan edin. Kardeşlerim inşallah duaya başlayacağız. Fazla da uzatmadın inşallah. Fatiha, en son Fatiha-i Şerife'yi söyledikten sonra, herkes Fatiha'sını okuduktan sonra, ben de kendim Fatiha'mı okuduktan sonra inşallah kurdelemizi Besmele ile beraber keseceğiz, ofisimizi açacağız. Allah şimdiden mübarek eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منا مخلوق بمحض فضل كرمك بغير حساب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله يا الله يا كافي يا فتاح يا مفتح فتح بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين İnşallah ofisimizi açacağız. Allahu Teala Hazretleri mübarek eylesin. Amin. Helalinden rızıklar nasip eylesin. Amin. Vatana, millete, ümmeti Muhammed'e hayırlı eylesin, faydalı eylesin. Amin. Kazalardan, belalardan, sihirlerden, bühürlerden, kem gözlerden ya Rabbi sen muhafaza eyle, koru. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrın nasirin. Ya Rabbi cümlemizi helalinden merzuk kılıp haramlarından uzak eyle, beri eyle. Ya Rabbel Alemin, burada bulunan kardeşlerimizin de ya Rabbi sıkıntıları sana malumdur ya Rabbi. Sen sıkıntılarını izale eyle, ne hayır muratları varsa kabul eyle. Ya Rabbi cümlemizi helalinden merzuk kılıp haramlarından beri eyle. Son nefeste cümlemize ya Rabbi şu fani olan dünyanın lezzetlerini fani görüp İmanlı bir şekilde ahirete göç edenlerden eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme inna neseluke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh
والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Herkes besmele inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Amin. Evet. İnşaat deyince, gayrimenkul deyince tabii aklınıza gelen Yolcu İnşaat. Tabii Yolcu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yolcu Bey ile birlikteyiz. Öncelikle Sami Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız efendim? İyilik güzellik. Sami Bey, kısaca biraz sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki Sami Yolcu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Öncelikle söze geçmeden önce ülkemizde dünde bulunan İki tane acı haber aldık, iki tane üzücü haber aldık. Bir kaza oldu Mardin'de ve Gaziantep'te. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acı şifalar diliyoruz. Çok üzüldük. Allah bir daha, Cenab-ı Allah yaşatmasın ülkemize, insanlarımıza. Öncelikle bunu dile getireyim. Ve sözüme geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yolcu İnşaat 1997 yılında bu yana yaklaşık bir 70 proje imza atmış bulunmaktayız. Çok güzel. Buna rağmen eserimizden olan bütün faaliyetleri bir yolcu ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Bu üçüncü şube açılmış bugün. Daha önümüz dönemlerde iki tane şube açılmış, inşallah daha olacak. Yaklaşık 60 tane personelle yola devam ediyoruz. Personellerimiz çok profesyonel ve çok iş yapan, gerçekten hepsi güzel bir faaliyetlerini yapıyorlar. Biz bunlarla yolcu inşaat olarak büyümeye devam ediyoruz. Tabii Sami Bey, bugün çok güzel bir açılış oldu. Birbirinden değerli iş insanları, belediye başkanları, milletvekilleri katıldı. Onlara ne söylemek istersiniz? Çok güzel bir açılış oldu. Onlar da tabii ki vakit bir sezonun ortasında kimi dostlarımız, başkanlarımız, sayın vekillerimiz katılmayan telefonla iştirak ettikler. Onlara ayrı ayrı herkese buradan bütün Türkiye dört köşesinde arayan oldu. Onlara çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Ve diğer katılımcılar da ilçe örgüt teşkilatlar, ilçe başkanları, iş insanları, dostlarımız, bir yolcu aynesi bölgesinde çalışan, diğer bizi tercih eden herkes çok karabalık bir şekil vardı. Onlara da ayrıcalık ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler ve biz yolumuza inşallah bir şekil büyümeye devam edeceğiz. Bir şubemiz daha Kıraç'ta, Nacip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde, Talat Paşa'da mevcut, faaliyetimiz devam ediyor. İki diğer şubemiz şu an tadilatta, işleri bitmemiş. İnşallah yakında onları tekrar açılışımızı yaptıracağız inşallah. Bir yolcu inşaat olarak tek inşaat olup diye geçmeyelim. Artı bizim insanlarımıza, iş insanlarımıza ve ev sahiplerine, ev ihtiyaç olanlarına her şekil destek oluyoruz. Araç takasları yapıyoruz, araç alıyoruz, daire takasları yapıyoruz. Yani her bütçe uygun, her bütçe tabi dairelerimiz mevcut. Vatandaş geliyor diyor ki aracım var, ben bunu daire takası yapıyorum. Biz bu imkanı güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Araç takaslarında olsun, daire takaslarında olsun, vatandaş geliyor, dairesi küçüktür diyor ki ben daha büyük bir daire almak istiyorum. Bu daireler, bu imkanlar bizde mevcut. Bu mevcutluğumuzu güzel bir şekil, güvenle, yaklaşık Esenyurt'ta şu an bu bölgenin %90'ı insanları çok eski, güvenli bir firma, yolcu ailesi olarak herkes tanır ve bize güvenmeye devam etsinler. İnşallah doğru yolumuzda şaşmıyoruz. Yola devam ediyoruz. Evet Sami Bey, tabii Beylikdüzü'nde Esenyurt'ta çok sevilen iş insanısınız. Tabii bugün de çok güzel bir açılış oldu. Tabii bir programın daha sonuna geldik. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii çok bugün bize gerçekten bizi ziyarete gelen, bizim açılışımıza gelen
büyük bir yolcu ailesini seveni bunu gördük, inandık. Herkese çok ayrı ayrı büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Allah razı olsun diyorum. Allah işi olmayana herkese nasip etsin inşallah diyorum. Evet, sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bugün Esenyurt Kıraç'ta yolcu şirketler grubunun tabii çok güzel bir açılışı vardı. Belediye başkanı, milletvekilleri, meclis üyeleri katıldı. Tabii yönetim kurul başkanı Sami Yolcu'yla da güzel bir röportaj yaptık. Buradan programı bitiriyoruz. İnşallah başka bir açılışta, başka bir yerde görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.